24 ekranlarından yeniden merhabalar. Nur Köşker ben, kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomide neler olup bittiğine bakacağız hep birlikte. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 17,6 puanlık güncellemeyle %42,8'den %60,4'e yükseltti. Süreç içinde gerekirse bazı ek tedbirler alınabileceğine dikkat çeken Kavcıoğlu, liralaşma stratejisinin iyi gittiğini de vurguladı. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu enflasyonun 2023 yılı sonunda %19,2'ye geriledikten sonra 2024 sonunda %8,8 seviyesine düşeceğinin tahmin edildiğini söyledi. Ve Kavcıoğlu gıda enflasyon tahmininin ise %49'dan %71,3'e yükselttiklerini, petrol tahminini de 102 dolardan 99,6 dolara çektiklerini açıkladı. Tüm faizlerin politika faizine yansıması için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. Liralaşma stratejisinin iyi gittiğini vurguladı. Süreç içinde gerekirse bazı ek tedbirler alınabileceğini söyledi. Kavcıoğlu kurun enflasyon etkisinin geçmiş döneme göre daha az olduğunu da belirtti. Türkiye ekonomisindeki bu dönüşümü uluslararası küresel düzeydeki fiyat artışlarının gölgelediğini düşünüyoruz. Bu dediğim gibi süreç normale döndüğünde bu ekonomik modelimizi destekleyelim. Şimdi dolar TL paritesi 17.93'ten, euro TL paritesi ise 18.36'dan işlem görüyor. Gelsin altın. Ons altınla başlayalım hemen. Tüm tablonun artıda olduğunu görüyoruz. 1746 dolardan işlem görüyor ons. Cumhuriyet 6825'ten, çeyrek 1646'dan, gram altınsa uzun bir aranın ardından tekrar 1000 liranın üzerine çıktı. 1006 liradan işlem görüyor diyelim. Petrole bakalım. Brent petrol fiyatı da 103 dolardan işlem görüyor. Şu anda son olarak da tahvile bakacağız. Tahvilde 22,77'den işlem görüyor. %0,61'lik azalışla ekside diyelim ve yayın konuğumuz var. Yayın konuğumuza gidelim. Ekonomi gazetecisi Sade Özdemir telefon attığımızda. Sade Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Hemen başlayalım mı? Enflasyon raporuyla siz nasıl yorumluyorsunuz bu güncellemeleri? Güncelleme bekleniyordu tabii ki. Yani son ne diyelim, aslında yaz aylarında enflasyonda daha iyi tablolar umut ediliyordu ama küresel tarafa baktığımızda emtia, gıda, enerji fiyatlarında bir miktar iyileşme olsa da sonra durdu ve bir miktarda tekrar artış oldu. O yüzden projeksiyon değişti. Bence doğru bir revizyon. Sonuçta yıl sonunda ne olacağına dair Merkez Bankası doğru projeksiyon vermek isteyecektir. Bu da piyasa zaten böyle bir revizyon olmasa daha ağır bir eleştiri getirebilirdi. Hani o yüzden ama diğer işaret ettikleri noktalar da önemli. Özellikle küresel tarafta başta özetlemeye çalıştığım durum devam ediyor. Ama içeride de hani bu enflasyon, faiz, kur ekseni dışında içerideki istihdama, üretime, yatırımlara işaret edilmiş. Zaten bu ekonomi politikasının temel niteliği de bu. Yani olağanüstü bir dönem yaşanıyor dünyada ve bizde bunun etkisiyle. Makro dengeleri tekrar normalleştirene kadar üretim tarafını, istihdam tarafını, ihracat tarafını aksatmayacak şekilde bir politika uygulanıyor. Evet. Bu maliye politikası ama işte para politikası olarak da Merkez Bankası büyük ölçüde buna uyum sağlamaya çalışıyor. Evet, şimdi yılın ikinci enflasyon raporunu da burada stüdyoda sizinle konuşmuştuk. Karşılaştırdığımız zaman iki raporu, hani şu fark var, bu raporda bu mesaj daha baskın diyebileceğiniz farklı bir nokta var mı? Ya da özellikle hangi mesajlar sizin dikkatinizi çekti? Başlık değindiniz ama açabiliriz belki. Önceki rapora göre biraz daha ne diyelim, umutlu, yani biraz daha pozitif. Ama tabii ki önceki raporla bugün arasında geçen işte süreçte maalesef bazı verileri de negatif yönde revize etmek zorunda kaldı Merkez Bankası. Umutlu olmasının sebebi güncel olana bakması. Güncel olanda da evet, ciddi bir maliyet enflasyonu var dünyada. Unutmayalım, Fed Başkanı Powell da
faiz artırdık, bizden önce artıranlar oldu. Ama enflasyon yine de düşmedi. Hani sonraki süreçle ilgili kaygılı. İşte burada tartışma zaten burada başlıyor. Maliyetlerin oluşturduğu yüksek enflasyonun talep kısmak amaçlı faiz artırarak nasıl düşürebilirsiniz? Bence bu olağanüstü dönem, bu maliyet sarmalı sıkıntısı aşılmadan enflasyonda olumlu tablolar konuşulamayacak. Ama bu tabii bu şekilde ne kadar devam eder sorusunun cevabı da hatırlayalım. Daha önceki dönemlerde mevcut enflasyon yapısının geçici olduğuna dair çok büyük vurgular söz konusuydu. O vurguların yanlış olduğunu söylüyorduk. En azından 2 yıl bunun etkisi devam eder diye. Evet. Herkes buna dönmüş durumda. Bizim Merkez Bankamız da buna tabii bu şekilde revizyonlarını yapıyor uyumlu bir şekilde. Evet, yine liralaşma stratejisinin vurgulandığını gözlemliyoruz raporda. Doğru. İyi de gittiğini ifade etti Kavcıoğlu. Sizin perspektifiniz nedir? Nasıl bir denge sağladı özellikle kur cephesinde liralaşma stratejisi? Şimdi liralaşma stratejisinin en temel enstrümanı kur korumalı mevduattı. Oradaki başarı devam ediyor, uygulama da devam ediyor. Bu nedenle kurlar tarafında o dönemdeki gibi, yani Kasım'la işte Ocak aylarını hatırlayalım, Kasım, Aralık, Ocak, o dönemlerdeki dalgalanmaları yaşamıyoruz. Döviz gelirlerini, ülkenin döviz gelirlerini artırmaya dönük daha çok çaba görüyoruz. Burada sadece ihracat, turizm gelirleri değil, aynı zamanda başka yöntemlerle de işte bu süreci bu şekilde yönetip sonra normalleşme başladığında bir takım uygulamalarda birer birer devreden çıkarılacak, yani olağanüstü döneme özgü uygulamaları kastediyorum. Ama işte bu süreç sancılı oluyor, tartışmalar oluyor. Sabırlı olmak lazım. Evet. Peki bu bazı ek tedbirler gelebilir cümlesinden ne anlamalıyız Sadi Bey? Hangi kalemde ne yapılabilir farklı olarak? Yine özellikle kur tarafında eğer bir baskı, bir farklı bir tablo zorlanırsa, Merkez Bankası'nın tabii enstrümanları var, hem klasik enstrümanları var, hem de işte bu dönemde aldığı, daha önce pek rastlamadığım bir takım makro ihtiyaç tedbirler başlığı altındaki uygulamaları var. Bunları sürdürebilir, bunlarla ilgili yeni bir takım önlemler alınabilir. Ama bunları tabii söylemiyor Merkez Bankası. Çünkü söyleyince etkisi şimdiden ortadan kalkabilir ya da etkili olmayabilir. Halen şu anda bu enstrümanlar ya da bu silahlar içinde faizle ilgili tabii net bir faiz artırırız şeklinde bir söz yok. Evet. Politika değişikliğiyle ilgili bir ne diyelim, emare ya da ima yok. Demek ki mevcut politika en azından 7-8 ay ya da 1 yıl devam edecekmiş gibi görünüyor. Şu andaki dengeleri düşündüğümüzde de evet, politika, radikal bir politika değişikliğine gerek yok. Çünkü o zaman da istikrarı kalıcı yapalım derken belki tekrar güven tartılabilir. Siyasi iradeyle ekonomi yönetimi bu şekilde devam edecek, öyle anlaşılıyor. Ama yeni kararlar, yeni enstrümanlar zaten alındığı anda ilan edilmesi gereken şeyler. Evet. Peki Sadi Bey, bazı ekonomistler diyorlar ki hani Türkiye'nin büyüme oranına odaklanıyorsunuz, Türkiye büyüyor diyorsunuz ama ithalat giderek artıyor, dış borçlanma artıyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıya mıyız? Siz ne kadar etkili olduğunu düşünüyorsunuz bu faizi indirip sabit tuttuğumuz son politikanın? Hani hangi kalemlerde gördük faydasını? Şimdi onu söyleyenler genelde her nedense daha çok makro ekonomiyle ilgilendikleri halde ithalatla ilgili detaylara bakmadan konuşuyorlar. İthalatta ithalatın artışı uygulanan politikanın bir sonucu değil. İthalattaki artış enerji başta olmak üzere ithal etmek zorunda kaldığımız, ki enerjide başka çareniz var mı? Cevap yok. İthal etmek zorundasınız. Oradaki faturanın yükselmesinden kaynaklanıyor. Yoksa bazılarının ima etmeye çalıştığı sanayi, ihracat, sanayi üretimini artırdıkça, ihracat arttıkça ithalat da artıyor. Hayır, evet, öyle bir şey yok.
Yani her sanayicimizin belli oranlarda yerli girdisi var, ithal girdisi var. Ama hiç kimse böyle bir ortamda ölümüne ithalat yapıp üretip nereye satacak? Böyle bir şey yok. Bu bizim ithalat kalemimizi artıran şey tamamen enerji ve bazı ham madde ve ara mamuller. Bu da en başta konuştuğumuz Merkez Bankası'nın da herkesin de bildiği küresel maliyetlerin yükselmesi, o fiyatların yükselmesinden kaynaklanıyor. Şu anda o eleştiriyi getirenler Amerika'ya şu eleştiriyi getiremiyorlar. Resesyon korkusu var. Bu kadarcık faiz artırdıkları halde resesyon korkusu ve işsizlik korkusu var. Dolayısıyla haksız bir eleştiri. Bence ithalatı ve ihracatı çok daha iyi anlamaları gerekiyor. Üretim nedir? Evet. Orayı çalışmaları gerekiyor. Peki. Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir değerlendirmelerini aktardı. Sadi Bey teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Görüşmek üzere. Haydi bakalım küresel ekonomide neler olup bitiyor. Turumuzu izleyelim şimdi de. Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'dan çekilen şirketlere bir yenisi daha ekleniyor. Dünyanın en büyük ikinci otomobil üreticisi Volkswagen'in ülkedeki fabrikasını satışa çıkaracağı açıklandı. Alman otomobil üreticisi Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve lojistik zincirlerindeki aksaklıklar nedeniyle Mart ayında da Kaluga'daki üretimini durdurmuştu. Enerji krizine çözüm arayan Avrupa'ya bir kötü haber de Fransız enerji şirketi EDF'den geldi. Yılın ilk yarısında en büyük kayıplarından birini yaşayan şirket 5,3 milyar avro zarar açıkladı. Enerji fiyatlarında yaşanan keskin artışın yanı sıra devletin yükselen enflasyona karşı faturaların bir kısmını sübvanse etmesi nedeniyle şirket gelirlerinde büyük kayıplar yaşandığı belirtiliyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın gelirinde ilk kez düşüş yaşandı. Şirketin net karı da geçen yılın aynı dönemine göre %36 azaldı. Şirket bilanço tablosundaki negatif görünümünü makroekonomik belirsizlikten kaynaklanan zayıf reklam talebinin yansıması olarak yorumladı. Küresel çip krizinin sürdüğü bir dönemde ABD'den önemli bir hamle geldi. Senato, çip sektörü için 280 milyar dolarlık yardımı öngören tasarıyı onayladı. Tasarıyla ülkede çip üretiminin artacağına dikkat çeken ABD Başkanı Biden, bu nedenle arabalardan bulaşık makinelerine kadar birçok ürünün fiyatında düşüş yaşanacağını söyledi. Borsadan pozitif bir haberle devam edelim. Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı devam ediyor. Borsada gong bu kez Koroplast için çaldı. Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Koroplast'ın bugüne kadar kendi kaynaklarıyla başarılı bir büyüme gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Bugünden sonra borsamızdan aldığı güç ve yeni ortaklarının desteğiyle uzun yıllara dayanan kıymetli tecrübesini daha da ileriye taşıyacaktır ifadelerini kullandı. Ergun, Koroplast'ın 367 milyon liralık halka arz tutarı ve 104 bin yatırımcıya yapılan satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini de vurguladı. Gong töreninde konuşan Koroplast Genel Müdürü Bekir Türkoğlu ise kurumsallığı en üst düzeye çıkarmak için halka arza başvurduklarını belirtti. Bu sanayicilerimizden, borsamızda işlem görmeyen. Bu haberi bizle birlikte noktalayalım. Kahve molasını tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.